Merhabalar, ben Köfte İskrapte'ye ve bugün sizlerle Köfteistan New Horizons'ın 45. bölümü, hatta bir emin olalım 45. bölümü, evet. Hoş geldiniz. Ve bu bölüm sizlerle ne yapacağız? Öncelikli olarak bölüm arası neler yaptı? Bölüm arası şu bandımızı yaptım. Tabii bunu yapmak için öncelikli olarak şu arkadaşı yaptım, Greatwood Wand'ı. Sonrasında da bunu yaptım. Ve şu XP'lerimizi de atalım. Bunun yanı sıra kılıcım kırılmıştı. Onu Vanadium stile yükselttim. Hem hasarı hem de dayanıklılığı hayvan gibi arttı. Aslında Vanadium stil demişken, Rod'un da Dark stile çevireyim. Pardon, Damascus stile çevireyim. Neyse, o esnada bir 18 tane olmuş. Hammer gel. Ve benim normal chestlerim nerede? Bana 3 tane normal chest ver. Üç tane normal chest. Onlar ola dursun. Bir yandan da Toolboard casing. Steel, Damascus64 saniye, tamam. Bir fazla aldık. Sizler bittiniz, tam güzel. Artık gold chest'leri de çok daha hızlı bir biçimde üretebiliyoruz. Ve bunun yanı sıra, şurada bayağı bir deneme yaptım. Anti-bloklar çok eğlenceli bir şey bu arada. Beyazını gösterelim. Bu arada ışık vermiyorlar, aklınızda olsun. Sadece parlak gözüküyorlar. Bunun siyahı çok ilginç, dur. Siyahından vardı biraz. Tamamen bir karanlık. Mesela şunları zaten artık çok daha kolay üretebiliyoruz. Alüminyum da ürettim bu arada. Ve biraz ışığım falan da var. Bunların detaylılarına birazdan gireceğiz. Şunu yaptım. Tabii craft etmedim. Şu görevi tamamlayarak. Dolayısıyla da bir adet de concrete yapma bandı, ufak bir tane yaptım. Sen hazırsın. Seni yükseltemeyeceğim, değil mi? Tamir etmeden. Evet. Neyse, bir kenarda dursun, kırıldığında buna yükseltirim. Bunun yanı sıra hadi bir uyuyalım. Evet. Bunun yanı sıra asıl olayımıza geliyoruz. Voila. Daha bitmedi tabii ki de. Daha yolu var. Ama workshop'ımız böyle bir alan olacak. Bunun üst katı falan da olacak. Şuralar cam. Burası zemin olacak. Altta olmayacağız yani. Tam zemin seviyesinde olacağız. Yani şöyle bir mesafeden camımız olacak. Geniş bir cam. Şuralarda da olacak. Belki şuralara da koyabilirim. Şuralara. Evet. Basitçe böyle bir alan olacak. Şu ön taraf bir boşluk. Arkadan da alta inecek. Tam olarak deniz seviyesinde olduğu için belki oraya bir kayık alanı
Koyabilirim. Kayıklar için bir alan koyabilirim. Oradan girip çıkarız falan tarzı bir şeyler yapabilirim yani. Evet. Burası böyle. Onun yanı sıra başka bir değişikliğim var mı? Başka bir değişikliğimin olmaması lazım. Evet. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm... Ha bu arada bir şey daha fark ettim. Şu jetpack'imizin su rezervi hakkında. Gördüğünüz gibi. Suyun içinde durduğumuzda kendi kendine su rezervini doldurabiliyor. Evet. Binanın çıkışı burada olacak. Bu şekilde güzel bir. Şunların konumlarını henüz tam belirlemedim arka tarafta. Ayrıca burada şöyle bir şey düşünüyorum. Şuraya bir çanklık alana daha bir yan binası olacak bunun ve bu tamamen bir tren hangarı olacak. Bu tren hangarı buna ya da bunun kullanacağı yerlere materyallerin gidip geleceği bir alan olacak. Şimdi sıkıntılarımıza gelelim. Crafting mesela şey. Yok. Tamam. Bunlar böyle. Factory block denedim. Çok olmadı. Bu inşaatta Carpenter's block kullanayım dedim. Çok içine sinmedi. Belki Carpenter's block muhtemelen hedef ödüllerde kimya laboratuvarında kullanabilirim. Tamam, bu stabil bir branch oldu. Şimdi bu bol bol üretsin. Şunu stabil bir branch haline getiremedim. Hatta ve hatta. Burası item pipe. Aslında tin item pipe de olur. Çok fantastik bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Tabii. Aa, dur. Restricted. Sine. Storing. Sine restrictive hale getiremiyoruz. Sabır. Bir tane storing ile sine restricted hale getirebiliyoruz. Sabır. İkiymiş pardon. Neyse ya biraz kullanalım. Ve bir de conveyor. Sen gel. Siz de gelin. Ve tin kablo. Şimdi ben bir de Ranch'im, kırılmak üzere olan ranch'im ve seni de alayım. Özür dilerim. Ah. Ve bir tane de normal chest. Ben şimdi bu branch'in mümkün olduğunca çok üremesini istiyorum. Evet ve gel bakalım. Sonra wrench gel. Ups. Aslında bir saniye. Senin içine al. Senin sürekli kendi içine alman bazen çok güzel olsa da bazen çok sinir bozabiliyor. Ve restrictive koyacağız. Restrictive son karar şeklinde bir şey. Evet. Ve Conveyor module. Import diyeceğiz. Bunun içinden buraya alacak sürekli. Bakalım.
Bu 20 saniyede bir çalışıyordu. 20 saniye içinde bunun içine gelecekler mi? Dın 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 öncelikli olarak buna gidecekler. Buna dolacaklar. Sıfır üstten mi dolduruyorduk? Neyse görmüş olacağız. Ona göre belki üstten doldurmayı yaptırtabiliriz. Hatta üstten doldurmak daha mantıklı gibi geldi. Aynen. Üstten doldurmanın mantığını şimdi açıklayacağım. Normal gel bakalım. Restrictive ve chest. Bu da kırıldı, kırılacak. Tamamdır. Çok daha kompakt bir şekilde oldu bu. Şimdi eğer teorimiz yanlış değilse önce gelecek buradan prensesi ve drone'ları buna dolduracak. Burada da stabil bir... Bu arada burada şu an yaptığımız şey şu. Şu ignoble'ı alıp ya da ignoble olandan bolca üretip sonrasında pristinlerden birini kamına çevirmek. Şimdi yapacağımız şeyler arasında biraz forestry makinleri. Öncelikle bir tane carpenter yapmam gerekiyor. Tamam, bir tane tank, bir tane small gear, iki tane robot arm, iki tane de copper nickel plate. Fazlasıyla kolay. Şimdi Surly casing'imiz zaten var. Bir tane tankımızı yapalım. Bunun için obsidian'ım gene azaldı. 4. Nasıl dur bu obsidian'ı? Obsidian'ın daha verimli elde etmenin yolu var. Obsidian ingot. Ve bunu Pullwriter'dan geçirdiğimde evet. Buna bolca obsidian ingot var. Ve sonrasında bunları Pullwriter'dan geçirdim. Ardından glass. 4 tane yapalım şimdilik. Ben 6 tane obsidian. Evet, gereken her şeyimiz hazır olsun. Evet ve geri geldik. Şimdi Carpenter, pardon. Şimdi bunu nereye yerleştiriyoruz? Su alabileceği bir yere yerleştirmemiz lazım. Şimdi wooden fluid pipe. Bağ. Wooden fluid pipe lazım. Bağlandı değil mi? Evet bağlandı. Tamam. Tamamdır. Ve sen gel bakalım. Evet. Ufak bir detay. Gregtek kabloları direkt olarak Gregtek enerjisini RF'e çevirebiliyor. O yüzden rahatsınız. Şimdi bu arada Carpenter'ın achievement'ını aldım değil mi? Evet.
O tanrılardan daha büyük. Roma tanrıları niye almadım? Neyse. İki tane lazım değil mi? Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Neyse. Esnada Carpenter'da sırada yapacağımız şey Realize. Aslında hem Realizer hem de Realizer lazım. Realizer. Ha, dur. Molten Edison istiyormuş. Bu değil. Peki, Realizer. O da Molten Edison istiyormuş. Bu değil. Peki. Doluyorsun sen değil mi? Evet, doluyorsun. Tamam. Tut. Sizler oldunuz. Güzel. Sen gel. Ve sınırlı bir sen gel. Sizler ne durumdasınız? Tamam. Steel Plate'ler. Ve tin kaplar. Sonrasında dur. Robot arm. Robot arm illa bir yerde işime yarayacak, o yüzden kenarda köşede durur. Dur. Evet, artık benim tamamdır. Neyse, gelelim Trializer'a. Şimdi Trializer benden Copper Casing, Circuit ve Screw. Diamond. Chip Diamond ya da Float Diamond'ın var mı? Nope. Bakalım başka nasıl yapabiliyorum. Bolt. Diamond Road, seni nasıl yapabiliyorum? Lateden geçirerek ve evet. Lateden iki tane diamond. Şimdi bir de neydin sen? Realizer. Realizer. Sen de Diamonds istiyormuşsun. Neden bu tarz recipeler beni bulur? Realizer. Copper casing. Copper casing kolay. Realizer. Sen de casing. Sen de kolay. Bak böyle şeyler diyelim bana. Neymiş? Diamond Throat'muş. Pardon, Diamond Screw'muş. Elmastan bir de olur. Sertlikle dayanıklılık aynı şey değil. Bak çelikten bir de olur. Alüminyumdan bir de olur. Elmastan niye?
O hala devam ediyor. Tane elektronik soket. Ve geriye sadece bu Limewood. Öncekinden de Limewood gelmişti zaten. Evet. Diamond scroll'larımızın yapılmasını bekleyeceğiz. Evet ve geri geldik ve eğer videoda bir hır hır sesi duyarsanız şaşırmayın çünkü Paçi sırtımda yatmaya karar verdi. Ne var Paçi? Evet. Şu anda da sırtımda yer değiştiriyor. Şimdi de mikrofonla benim aramda oturmaya karar verdi. Aa, display yapmam gibi bir saniye. Display yapmam mı gerekiyormuş? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Display ne? Hacı gel kucağımda otur. Sen nesin? Little sheet. Screw. Display'i nerede kullanıyoruz? Evet, bayağı bir şeyle kullanıyormuşuz. Şimdi iki tane display yapmam gerekecek. Bunun için dört tane polyethylene sheet. Computer monitor. Sen ortada glass pane kullanıyorsun. Glass pane'i nasıl yapıyoruz? Look at fire, alloy smelter. Extruder, tamam. Kızım. Benim için çok rahat değil bu pozisyon biliyorsun değil mi? Hayır. Neden? Şimdi. Oops. Display. Computer monitör istiyorsun sen. Yeşil, mavi, Glowstone ve kırmızı. İn. İn. Green dye olarak ne kullanıyorum bilmiyorum. Kırmızı olarak seni kullanacağım. Ha, green dye olarak kaktüs kullanabiliyorum. Lime'mış. Ya da glow shroom kullanabiliyormuşuz. Glow shroom'um var mı? Kızım, neden omuzumda durmak istiyorsun? Ah, green glow shroom. Glow shroom stew. Extractor. Yo, kullanamıyormuşum. Gel şöyle. Omzum da olmaz. Omzum ağrıyor. Babanın omzu ağrıyor. Green dye. Kaktüs oğlum. Böyle de elde ediyormuşuz. Neyse ben iki tane kaktüs pişireyim. Gel gel seveyim seni. Video çekerken bir yandan kedi seveceğim. Kaçı hanım. Tamam böyle. Kırmızı. Mavi. Mavi. Kırmızı. Ve yeşiller de oluyor. Alüminyum var siz gelin. Aa, dur. Yeşilleri lime'a çevireceğiz. Bir tanesini çevirsem zaten yetiyormuş. Tamam. Bir de Realizer. Gel bakalım. Bir de Glowstone istiyordum.
Kapçamın çar. Bunu sana koyarsam, şöyle koyarsam, bir şey yapmıyorsun. Krovar, krovar, krovar. Sana koyarsam, neyse. Gel gelelim screen'imize. A display'imize. Bir polyethylene sheet, iron screw, tin kablo ve iki tane iron screw'um var mı? Ama iron screw yapmak kolay. Dört tane lazım. Bir bunun için. Bolt. Artık vida yapmak cidden çok kolay. Mesela benim şuralarda bir yerde polyethylene sheet'im var. Display. Screwdriver ve tin kablo. Tin kablom bir tane kalmış. Yani bunun anlamı, siz gelin şöyle. Bunun anlamı siz gelin şöyle. Evet. İlk display'imizi yapalım. Şimdi branch neredesin? Sen çekil şuradan. Ups, tabii branch varken bu solid bloğa dönüşüyor. Ups, yanıyorum. Tamamdır. Bu işlenmeye başladı. Bir dört tane daire edeceğiz. 1, 2, 3, 4. Evet. Tin casinglerim de orada. Şimdi. Doğru. Şurada vardı. Sen de gel. Realizer. Ve Realizer. Şimdi bu görevi bitirdik. Realizer'ımız var artık. Ve ardından Reverse Database. Şimdilik sana ihtiyacım yok. Zaten şimdilik seni yapmam da biraz zahmetli. Ink ve trio realizer. Gel bakalım. Butterfly'larla uğraşmayacağım. Apiaries database, sen de uğraşmayacağım şimdilik. Database'im benim. Bir collection job. Your business just ha, tam bu iyiymiş. Bazı arıların çok güzel efektleri var ve bunları direkt olarak bunlarla bir collection jar ile elde edebiliyormuşuz. Sevdim ben bunu. Sen bana, peki. Peki sen bana Imperial Spence. Güzel, güzel, güzel. Şimdi
Gel gelelim. İyi ve Trialize. Realizer'ımızı şöyle bir kullanacağım önce. Şimdi bunlara öncelikli olarak bal vermek gerekiyor. Realizer ve block. Evet. Epoch'umuzu taradık. Ve bununla beraber benim tahminen şurada bir görevim açıldı. Evet. Bir kısmı açıldı. Evet. 4 tane Epoch. Earth Sapling. Silver Brooch. Seni tararsam eğer. Evet, sen de Silver Birch oldun. Voila. Spruce. Tabii envanteri biraz boşaltalım. Sen git. Sonra siz gidin. Sen şöyle daylar arasına git. Senin ne işin var? Şimdi şunlar da şöyle gitsin. Tamam. Desen. Sen hiç yok. Şimdi Jungle Settlement, Maple Settlement. Dark Oak 1, 2, 3, 4. Red Spruce, Jungle, Acacia. 1, 2, 3, 4. Jungle. Jungle vardı buralarda bir yerde. Oak'ı satın aldık. Redwood, Oak. Jungle'ım nerede benim? Benim bolca jungle'ım vardı. Dur. Şuraya mı koyuyorum acaba? Saniye. Ha buradaymış tamam. De Akasya. Oak'ı taramadık. Voila. Bu görevi tamamladık. Ve Spectacles. İki tane Glasslens. Ring Iron Scroft. Glasslens. Let's even Glass Blade geçeceğiz. Tamam, sen çok kolaysın. Plate. Ardından bir de Iron Ring. Iron Ring'in bir tane vardı. Üç tane varmış. Tamam. Tamam geriye bu kaldı sadece. Şimdi neden sürekli geç oluyor? Biri bana bunu açıklayabilir mi? Neden her dışarı çıkmak istediğimde gece oluyor? Ve bu mod paketinde gece hiç keyifli bir şey süreç değil. Şimdi gel bakalım. Arılarımızın çalıştığı alana birkaç tane ağaç ekeceğiz. Red Spruce. Bu ağaçların bir araya gelmesi sonucu çok yaşa kızım. Bunlar ortaya ilginç şeyler çıkartacak. Ve bu arada evet bu sistem çalışıyor. Bir kere kontrol ettik. Bir kere arı öldüğünde yerine yenisi geldi. Bu gene Meadows'a döndü. Bunu halletmeye çalışıyorum. En olmadı şunlardan gelen stoklarla bir şeyler olacak. Evet. Sonrasında şu da tamamlansın. Ve şunları bombalayabiliyor muyduk? Hemen bir bakalım. Evet, bombalayabiliyorum. Dikkat ettiyseniz bunlar forestry leaf olarak gözüküyor. Normal Minecraft leaf'i değil. Akasya.
Spruce. Dark Oak. Dark Oak illa 4 tane mi istiyordu? Galiba. Jungle. Şunun gölgesinde mi kaldı? Evet, Dark Oak galiba illa 4 tane istiyordu. Hemen diğer Dark Oak'ları da bir alalım. Dark. Ha doğru. Şuraya koymuştuk. Bir de sizler hazır mısınız? Tabii ki de hazırsınız. Bana bir tane Provolone Grafter veriyormuş. Ve eğer bunu takarsam direkt olarak şuralarda bir mutasyon olduğunda bunları görebileceğim. Bir cross-pollination olduğunda benim buralarda poli... Aslında bir saniye. Bunu bir yapalım. Nerelisiniz? Ha. Ha, tamam şimdi oldu. Benim polenim vardı buralarda bir yerde. Bir tane grafter ve bir tane polen alalım. Ve size neler olduğunu göstereyim. Apple Oak. Normal grafter için. Nasıl dur? Proven grafter kullanayım ya. Proven grafter'ın yapımı yok. Şimdi. Bu Apple Oak o zaman tamamdır. Ve Grafter. Grafter'ı garanti bir biçimde sapling düşürmemizi sağlıyor ve yine Silver Birch çıktı. Ancak özellikleri biraz değişik. İnaktif olarak Apple Oak var. Ama bu istediğim şey değil. O zaman bir tane daha yapalım. Silver Lime. İşte bu aradığım bir şey. Evet. Farklı bir ağaç elde ettik ve bundan birkaç tane sapın alalım. 4 tane. Şöyle atalım. Atamadık. Buraya birkaç tane daha renk koyayım. Şimdi şu an olacak şey şu. Arıların yanında bulundukları için arılar bunları her türlü cross-pollinate edecek. O yüzden buna kendi kendine bu arılar gelişirken ki zaten şu her türlü çalışıyor. Bunlar kendi aralarında ara ara şu öyle demin gördüğünüz gibi saplingler göreceğiz. Leafler göreceğiz. Ve bunları grafterla kırdığımızda kesin olarak onlardan sapling çıkacak. Bunlar bazen mutasyona yani şey farklı türlere dönüşmüş olabilir. Ve bu farklı türlere dönüşmüş olanlar bizim için çok önemli çünkü bu sayede çok daha farklı ağaçlar elde edebileceğiz ki Silver Limewood mesela onlardan bir tanesi. Burada chestler şey buradan çıkmıştı mesela. İçeriğine bakıyoruz böyle. Şuradan bir keselim. Tabii. Bu işkence süreci de bekliyoruz o esnada. Ve aynı taramayı arılarımızda da yapacağız. Realizer'la. Bu sayede arılarımızın tam olarak detaylarını öğrenmiş olacağız. Evet. Slime gel bakalım. Bu şekilde daha değişik bir rengi olan biraz daha hoş bir ağaç elde etmiş oluyoruz. Tabii ki de bunun için. Evet. Evet, bölüm arası ben inşaatıma devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.